Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese selam. Bu videoda girişim sermayesi olayı 2 mi? Öncekinin adı neydi? Girişim sermayeleri 1 miydi? Bu da ikincisi. Burada bu sayıda şunu inceleyeceğiz. Mayıs 2014. Gerçi ben bunu Mart diye not almışım ama Forbes dergisi senede bir yapıyor böyle. Öncekini göstermiştim 2011'den. Haziran mıydı? Haziran 2011'den. Bu da onun 3 sene sonraki şeyi. Kaçmış fiyatı? 9,5. Şu an 19. Büyük şirketlere yatırım yapan özel sermaye fonlarında para var. Hareket yok. İyi fikirleri girişime dönüştüren melek yatırımcılar tam gaz ileri. Hasan Aslanova. İşte Hasan. Yani Hasan Bey pek bir şey kazanmadı yaptığı yatırımlarda. Ama bu uzun hikaye. Bir de bu şu hoşuma gitti. İmparatorluğunu korumak için yaptığı uzun vadeli plana güveniyor. Mayıs 2014. Nihal Aysal başkanlığı ne zaman bırakmış diyor. Bir de şu hoşuma gitti. Ünit Investment'ı 2,5 milyon dolarlık aktif büyüklüğe ulaştı. Yani parayı cebine koydun diye batmayacaksın diye bir şey yok. Bu Türkiye'de böyle bir şey var. Adam 10 milyon lirayla inek çiftliği, büyükbaş hayvan çiftliği kuruyor. Sanıyor ki hiç batmayacak ya da para kazanır. Yani büyük parayla girdin mi işlere kesin para kazanırsın sanılıyor. İşte 2 milyon lirayla kafe açıyor falan. Yani daha doğrusu çocuğun cebine 2 milyon vermiyorlar da hani kredi limiti 2 milyon. Ya aslında dedim ya girişim sermayesi, özel sermaye fonu, işte melek yatırımcılık fark etmez. Sadece tek yaptıkları para yatırmak. Yani çıkış olarak fark etmiyor. Onlar şeyde fark ediyor. Fonu edinme kısmında. O da işin başı zaten. Türkmen ve The Abraj Group. Abraj kapandı galiba. Yoksa kapanan o değil miydi? Şimdi bakarız. Asıl sürprizi ise melek yatırımcı olarak çıktığı yolda Asaroba Kapitali kurarak farklı bir yön çizmeye doğru. Aslanova gıdaydı aslında bu. Kapital falan yaptılar. Aslanova şey, Erikli'nin eski sahibi. Nestle'ye satılmadan önceki sahibi. En güçlü 35. Türkmen'in Medikal Park. Medikal Park, MLP Sağlık. MLP Sağlık da mı öyle geldi? Ben şeyini okumadım. İzahnamesine bakmadım. Bak, Abraj Yorsan, Abraj Batan. Aktera'nın Kamil Koç. Kamil Koç ikinci kere el değiştirdi. Ya bu biraz başkasının parasını takip gibi oluyor da aslında bütün olay buralarda. Bak, Gözde Girişim. Ha evet, otoyolları Koç'la birlikte Gözde Girişim almıştı. Sonra iptal oldu o. Beş yıl önce piyasada dişe dokunur sağlam iş yapan ikisi Türk 4-5 firma varken artık bu sayı şu an 20 falan. Her geçen gün bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı ya da girişim sermayesi yatırım fonu kuruluyor. Fon kısmı da hareketli. Şey var ya, biz bilgisayar toptancısıyız ama girişim sermayesi fonu kuruyoruz. Mağaza, calık, polis pazarlama, Uğur iç ve dış ticaret. Uğur iç ve dış ticaret ne acaba? Uğur derin dondurucu mu? Başka bir şey mi? Meditare Kapital'ın Arzum. Bak Arzum. Logo üzerinden Netsize ve InvestCorp'a Namet'e ortak olunmasıydı. Pardon, InvestCorp Namet'e. Tatkı'da Namet'i satmış mıydı bu tarihte? Pardon. Maret'i Namet'e. Hatırlayamadım şimdi.
Aras Kargo'nun %20'sini 17 milyon vererek yaptığı işlemden 2 yıl sonra çıktı. %5 toplam 125 milyon liraya satın aldı. Liralar, dolarlar lira olmuş bakın. 2011'de ağırlıklı dolar yazılırken şimdi lira oldu. Ya bu böyle yani bu işler, bu gazetecilik işi böyle. Ne hangisi işine gelirse bak. Bir de genel seçimler var. Her ne kadar fonların kısa vadeli dalgalanmalar etkilemese de yerel seçimlerdeki ortam birçok fonun frene basmasına neden oldu. Yo, aslında fena değildi yerel seçimler. Birçok lisans sahibi, ha bir de lisans Merkez Bankası Melek Yatırımcı lisansı şey yaptı. Hasan Bey, Hasan Aslanoba 301 sicil numaralı melek yatırımcı. Yani Türkiye'nin bir numaralı melek yatırımcısı. Bireysel katılım yatırımcılığı. Yönetmeliği Manet'in kurucusu ve melek yatırım ağı. Vergi avantajı da şu. Matrağın %5'ini düşebiliyorsun. En fazla da 1 milyon düşebiliyorsun. Yani istersen o sene içinde 10 milyon lira sermaye yatırımı yapmış ol, 1 milyon düşebilirsin. Bak, 255 başvuru yapılmış ve 225 lisans alınmış durumda. Türkiye'nin ilk melek yatırım ağları GBE, Galata Business Angels ve AE Tohum'da lisans olarak faaliyet. Keyros Forum ve Buç neydi ya bilmiyorum. Hariç tutulduğuna sadece 2,5 milyon lirada kalması. Kültürel bir durum bu. Diyor. 212 limited. Türkiye'de gayrimenkul borsa gibi defansif yatırımlarla hala güzel paralar kazanılıyor. Borsa defansif miymiş? Neyse. Her alanda vardır bu. Diğerini bilmez. Bu da işte aslında şöyle. Fark var tabii. Birinde sermaye koyuyorsun. Borsada hiç sermaye falan koymuyorsun. Şirkete yarar yok. Ha bir de şey var. Bu da bir ticaret diyorum ya. Yani bu demek değil tabii. Onu yapacağına bunu yap. Hani her türlü mesela eczacı açacağıma hisse senedi alırım. O benim için çalışır. Yok böyle bir şey. Çünkü eczane haftanın 6 günü açık. Bu hadi bir de nöbetler falan var. Yani 7 güne tamamlanıyor. Bu haftada 5 gün. Bayramlar, tatil falan. Ve tabii her iş için bu var da hani eczanede mesela müşteriye para vermiyorsun. Ya satıyorsun ya satmıyorsun. Yani işte bir berber düşünün. Bir de berber AŞ düşünün işlem gören. Şimdi berber AŞ bazen artı kapatıyor, bazen eksi kapatıyor, bazen kötü bir yıl geçiriyor. Hani her şirketin kötü yılı oluyor yani ben kötü yıl olmayan şirket hatırlamıyorum. Aselsan'ımda da vardı yani. Aselsan'da da bir ara 13 bölüm yani bölünmemiş fiyatlardan 13 işte Fortodosan baş aşağı gittiği dönemde oldu ya. Çimsa baş aşağı gittiği yılda oldu. 2019 mesela. Şimdi tabii nerede grafik açsan işte bankalar, Türk Hava Yolları, Tav, Çelebi falan dışında 45 dereceyle Allah'a bakıyor tabii. Onlar da haklı ama bu demek değil ki onu yapacağına bunu yap. Saçma olur yani. Ben şey diyorum. Aygaz tüp satacak bir adam. Aygaz tüpü iyi satan bir adam. Üstünde Aygaz yazan kağıtların da alım satımını öğrenir. Hani kavrar. Şey bir ne diyorlar? Bir konuyu anlatacak kadar öğrenen adam. Diğer konuları da öğrenebilir idare edebilecek kadar. Yani bu demek değil ki onu yapacağını bunu yap. Hatta ben şey diyorum geçinilemez. Çok paran olması lazım. Yani senede 100 bin lirayla yaşayacaksın. Evin olacak, araban olacak. O işleri çözmüş olacaksın. 1 milyon lirayla işlem yapacaksın. Gayet güzel geçinirsin. Ama onun dışında çünkü kötü günler de kötü haftalar da oluyor yani. Hem çocukların okul taksidi var hem de sen 1 milyon lirayla işlem yapacaksın. Arabanı yenileceksin. Hadi ev senin olsun. İki çocuk olsun. İkisi özel okula gidecek. Sermaye zaten 1 milyon lira. Çocukları devlet okulu işte aman özel okul 50 bin, 60 bin, 70 bin. Paranın %7'siyle olmaz yani. Hani
işte bir %7 yaparsın, ödersin falan. Ama hani kimisi böyle çoluk çocuk var Twitter'da, onu yapacağım ama bunu yaparım, hani Miço falan herhalde, onu yapacağım ama bunu yaparım falan diyor da aşırı yanlış. Çünkü kötü yıllar da oluyor. Bir kötü yıldan sonra hemen zırt diye toparlamıyor falan filan. Kötü yılsa da o zaman kısa pozisyon alırız. İyi alırsın alırsın. Ha bir de bu melek yatırımda ben şeyi görüyorum. Adam iş arıyor kendine. Yani erken yaşta diyorum ya, erken yaşta emekli olup geliyorlar borsaya. O şu şöyledir, bu böyle. Halbuki öyle değil ya. Halbuki öyle değil. Neyse o öyledir, şu şöyledir. Burada da böyle melek yatırım yapıp kendine bir sandalye arıyor yani. Yönetim kurulunda koltuk. Gerçi yönetim kuruluna girmek melek yatırımcılığa ters bir şey de. Kimisi öyledir. Yani adam bilmem ne Türkiye'nin genel müdürüyken emekli olmuş. Emekli etmişler. Altın paraşütle. O Johnny'ler ona altın paraşüt diyordu galiba. Yüklü bir tazminat da göndermişler. O da böyle kendine iş arıyor. Benim gözlemlediğim o bazılarında tabii. Şimdi bak. İş girişim gene şey en aktifi. Türkler mi iş girişim? Bu önceki videodan. Aslan oba. Ya burada kapital diyor ama mesela şuradan başlığı açalım. Ne diyor? 39 milyon dolarlık 42 yatırım. Hasan Bey zaten melek yatırımcı olduğu için böyle 500 bin, 1 milyon, 500 bin, 1 milyon. Kendi işleri dışında yani 2 milyon dolar üstü bir yere şimdi de diyor zaten, hani Peak Games bana gelmişti ama çok istiyorlardı. Çünkü Peak Games'e öyle 1 milyon dolar falan yatıramazsın. Hani ne diyorum? Borsa güzel. Neden? Çünkü paran kadar alabiliyorsun. Normalde hiçbir işi paran kadar yapamazsın. Yani paran kadar dükkan açamazsın. Oranın bir kirası var işte 10 bin, 15 bin. Yani 15 bin kira istenen bir yere abi işte mesela 5 kat 15 bin kira isteniyor. Büyük ihtimalle kabul olmaz. Abi ben bunun bir katını tutayım falan gibi. Ya da işte 300 metrekare dükkan. Ya ben bunun 10 metrekaresinde bir tekel açayım falan olmuyor. Ama borsada oluyor. Bunu zor yapan da o zaten. Hani herkes parası kadar aldığı için bu sefer kazık yeme ihtimalin çoğalıyor. Yoksa bir Golf'ü kaç bin liraya alabilirsin? Yani 2015 model Golf mesela. Kaç bin liraya alabilirsin? Mali edebilirsin. İşte piyasa, borsada 1 milyon 500 bin liraya piyasa değerinden de alabilirsin. İçinde iki tane Golf falan bir şirketi mesela yani. Örneklemek için söylüyorum. Ha, burada da öyle. Ticket size'lar biraz yüksek o şirketlerde. Çok küçük şirketlerde zaten kapanıyor gidiyor. Yani Hasan Aslıoğlu'nun kendi işleri de kapandı. İşte Webnak, Taze Direkt, ondan sonra Incir.com, bunlar yatırımcısı olduğu buldum. Moda Nisa devam ediyor güzel. İşte devam ediyor yani. %60'ı falan kapandı galiba. O paralar battı yani. Ama şöyle bir şey var. Battı, hiçbir sorumluluğun da yok. Yani yarın öbür gün bu hisse senedinin o güzel yanı var. Mesela BİMEX'ten ötürü kimsenin evine şey gitmiyordur. BİMEX tutuyor diye. Portföyünde BİMEX var diye. İhbarname falan gitmiyordur yani. Tamam mı? Bu işler böyle. Bak iş girişim ve Türkmen en eskilerden biri. Bir de Esas Holding var. Esas Holding şey, Ali Sabancı'nın holdingi. ATCG ne ya? Bak. En aktifi Aslanova Capital. Bir tane bir oğlan vardı burada ya. Adı neydi? Böyle Amerika şey. İngilizce konuşuyor böyle. Türkçe konuşmuyor falan. Tamam mı? Hani şey. Mesela konuştuğu YouTube kanalının adı İşte bilmem ne girişim ya da girişim bilmem nesi, orada İngilizce konuşuyor falan. Neydi ya? Tankut. Galiba Tankut da adı, bilmiyorum. Unuttum. Real girişim Netaş. Ha önceki videoda Tiger Global'le şeyi karıştırmışım ya. Texas Pacific. Aslında Tiger Global şeyde olan.
Ali Baba'nın aldığı ne? Trend yol. Trendi yol ya da. Şeyden falan alışveriş yaptım da daha trend yoldan nasip olmadı. Ya bu şey böyle işte. Bu tablo böyle. İsteyen bakar. İşlem hacimleri Marger Marx, Deloitte ve Ernst Young'un hazırladığı Ernst Young 2015'ten beri tamam, çalışan sayısı tamam, neyse. Arkalara ünvan şeyleri de mi koymuşlar? Neyse bilemedim şimdi. Hemen kiralık, evim net, Claude Arenas, Sol Voyo, Acı Badem Sağlık, Yorsan, Kamil Koç, Ben Kon, Elbi, Arzum. Ashmore buradan çıktı. 2010 çıkış yazıyor bak. 23 Melek Yatırımlı yılın en aktif şirketiydi. Melek yatırımcılıkla işe başlayan önümüzdeki dönemde dizi sermayesi olma yolunda ilerliyor. İlerleyemedi. Bu Metrekare.com da kapandı galiba. Hatta YouTube'da videosu vardı. Bak buldum.com da kapandı. Eytom duruyor. Online market, Sopsi. Güven rehberi. Yani şeylerin, yatırımların büyük kısmı batıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Hani abi çok büyüyecek. Büyür. İdemama duruyor galiba. Abi, adı üstünde herhalde mama sat. Bazen de şey oluyor. Ya mesela Lila Kutu. Şimdi bu ne? Hani ismi bana şey çağırdı. Böyle aylık kutu aboneliği var işte. İçinden ne çıkarsa gibi. Şey Dollar Shave Club 1 milyar dolara satılınca böyle aylık abonmanlı ürünler patlama yapmış. Evet tabii orada ne patlıyorsa klonlayıp buraya getiriyorlar ya. Hepsi alayı girişimci ama tek yaptığı klonlayıp getirmek. Neyse. Mesela ismi böyle bir şey. Ama şimdi mesela İdemama işte benim çağrıştırdığım, ben ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yani köpek maması falan satıyorlar diye sanıyorum. Giriyorum başka bir şey falan. Mesela bu lila kutu da belki başka bir şey. Hazinem artık bu pırlanta satıyordur yani. Düğün.com İninal bu. İninal satılmış. İninal'ı şey almış. Neydi o? Kart. Yemek kartı şeyi. Multinet almış. Ama Aslanova ve Kapital'in paylarını almamışlar. Neden bilmiyorum. Vivense satıldı. Bir taksi duruyor. Bir taksi bak daha şey yok. Bak Getir yok ha. Bir taksi duruyor galiba. Bir taksi Getir'in kardeşi. Taşıt.com hemen kiralık. Fırsat bu fırsat. İncir kapandı. Yazılım falan değil mesela incir. E-ticaret. Burada bu. Hani şey oluyor ya, sektör yatırımı yapın. Ya bir kere zaten sektörlere bölecek kadar bol şirket yok. Yani sektör değil, şirket yatırımı yapın. Yani sigortada bile kaskoya yoğunlaşmış sigorta var. Trafik sigorta. Zaten iki tane, iki üç tane büyük işte hayat sigortası var. O adı ben belli zaten. O ona ayır. Sağlık sigortasına yoğunlaşmış sigorta var. Trafik sigortasına yoğunlaşmış sigorta var. Onları ayırın yani. Zor bir şey değil. Yani sigorta şirketi deyince 50 tane yok. Hani biraz saçma yani. Sektör yatırımı yapmak. Mesela şeyde Kardemir var. Bir de Ereğli var. Ama Ereğli'de Yassı Çelik var. Kardemir'de Yassı Çelik yok. Hani biraz vahşi oluyor böyle yan yana konulamaz deyince bazen ama konulamaz yani. Çünkü o kadar şey yok. Mesela Tosyalı işlem görüyor olsa Tosyalı ile Kardemir'i koy yan yana. Tosyalı Yassı Çelik'le Ereğli'yi koy yana ama işlem görmüyor. Tatil sepeti. Kargo web, gastroklop, multine, bunları duymamış olmak çalışmadıkları anlamına gelmez. Yani belki B2B çalışıyorlar. Metrekare, ayakkabı dünyası, Electroworld. Ya bu satın almaları buraya yazmışlar. Venture Capital diye. Ha bu Electroworld Bimex aldı galiba. Tabii Bimex aldı. Bak çağrı merkezi bile var. Bu fazla bastırmadığım için şey oluyor. Çünkü fazla bastırınca cildi bozuluyor.
Games. Bu güzel işte. Aras Kargo. Taze Masa. Namet. Arzum. O ne diyor? Tanıdık. Aslında ben O Ne Diyor'dan çıkış beklerdim. Unu falan filan çok marketler tabii ki. İş girişimin Aras Kargo çıkışından karı 100 milyon TL. Yani şu tarihte mesela 2014 Mayıs'ındaki fiyatına bakın. Bir de 2016 Mayıs'ındaki fiyatına bakın. O şey yapar hani fikir verir. Yani fikri aklınıza sokar. Bir şirketin faaliyetleriyle tahtasının faaliyeti ayrı olduğunu. Hani paralel de olabilir, ters de olabilir ama ayrı. Ayrı düşünmek gerektiğini. Hani bir şirket bir yıl 150 milyon TL, sonraki yıl 400 milyon TL bedelli yapıp hala gidiyorsa orada bir şey vardır yani. Bunları şey yapın, farkında olun. %60 ortak oldu ya, kontrol hissesini almış işte yani %60, %60'a da ortak olunmaz dedik ya. Abraj kapandı yani globalde battı yani. Hızla lig değiştiriyor. Tabii 100 milyon dolar bende olsa ben de yaparım dermişim. Yapmam yani. Erik Dussun'un eski sahibi son oha, yaşından genç gösteriyor vallahi 51 değil aslında. Ya değil gibi yani. Bir ara Rocket internet gelmişti Türkiye'ye. Geldiği hızda da gitti. Herhalde bir sene bile durmadı. Yatırımı 39 milyon dolar. Aslında 5 milyon doları sadece Peak Games'e yatırmış olsa baya baya ederdi. Ama böyle şunu yapsaydın bunu yapsaydın hayatın hiçbir döneminde kar etmez ya. Bak case study. Dün dedim ya doğru cevap yok. Her şey vaka çalışması. İşte bu da vaka çalışması demek. Yıldız iş olabilecek 5 ila 10 firma yakalamak. Aslında bir firma yakalasan yeter. Bak, MIT mezunu burada yazmış. Stanford'da MBA yapmış. Romulus Capital'in kurucularından henüz 28 yaşındaki Cankut Durgun'u getirdi. Cankut Durgun'un LinkedIn'e bakmıştım ben geçen sene. Aslında bu Capital yazmıyor artık. Düğün kompozitif favoya geçti. Bak getir. Getir ne zaman şey alındı ya ne derler ona işleme alındı riskimi dağıtıyor aslında riski dağıtmaya gerek yok riskten kaçınma var ama dağıtma yok Boni tablet seminerler bak tablet seminerler şimdi olsa ama bu ya, 7 yıl bu 6 bir sene tutulacak diye 7 yıl şey yaşatmazsın yani hani işte benim 8 yıl netaş tutmam gibi bir şey saçma olurdu yani isterse paran onda birine insin tutmayacaksın. Yani onda birine ya da yarısına inerken stop olacaksın zaten. Şimdi bir tane yayın izledim. Mesela bende stop noktası yok diyor Ensari Bey. Olsa iyi olur.
İncir.com birinci tur. Sonra çok daha büyük paralar yattı. İncir.com kapandı falan. Fırsat. Hemen kiralık. Taşıt.com, Vivense. Bu iki ne, bir ne? İki bir ne ya? Bilemedim. Buldum. Com 5 milyon lira. Mailmek, Cloud Arena, Hediye Denizi, yani İdemama, Lila Kutu, Güven Rehberi, Online Market.com.tr, Ottopot, Modenisa, Metrekare, Early Bird, Revo Capital, Metaş Vesli Clover ne ya? Vesli Clover, Silikon Vadisi Merkez. 23 sene geçirdim su işinde ve bazı tekrarlar artık gerekli motivasyonu uyandırmıyordu. Aslında su işi güzel. Bayilikle sadece bayiye gönderiyorsun. Tabii bu kadar kolay değil de. Ucuz girişimleri istemiyorum. Dolayısıyla sermayesi kalmamaları için kendim bir güvenlik ağı oluşturuyorum. Ucuz girişleri istemiyorum. Pardon. Webnak kapalı. 100 milyon dolar değerlemeyle. Taze direkt için ise üst düzey bir yönetim. Taze direkt de kapandı. Abi bu tablosuz olmuyor galiba bu girişim işleri. Benim de kendi puzzle'larım falan var ama tabii bunların yerini tutmaz. Acaba bu kaç? 50 bin lira mı bu? 100 bin. Şimdi Mad Men'de şey var. Roger Sterling ya, ajansın. Orada bir ihtiyar vardı. Adamı Bertram, pardon, Sterling Cooper, Bertram Cooper galiba ihtiyar. Onun ofisinde bir şey vardı böyle. Üstü sarı, altı kırmızı. O işte 25 milyon dolar mı ne ediyormuş şimdi yani. Mad Men Architect, pardon, architect değil. Sanatın İngilizcesi neydi ya? Mad Men Art diye aratırsanız, Art of Mad Men diye aratırsanız çıkar tablolar. Revok Kapital. Bu da şey, o ne diyor? Abi işte o ne diyor video, o ne diyor erkek düşman. Erkek düşmanı falan diyorlar o ne diyor için ama bilmiyorum yani. Şimdi erkek düşmanı olmakta sorun yok. Asıl sorun kadın düşmanı olmayacaksın. O ne diyor? Medya işi. Daha ilk yatırımında kurulurken o ne diyor gibi list falan da var. Böyle reklam parasını paylaşan şeyler. Ama bir pazar büyürse pazarın en büyüğüne yarar. Bu zaten iki kere iki gibi bir şey. Bu hangi fon? Numan ve Dilek Dayınlarlı. Başarı için gerekli doğru ekip kombinasyonu yakalamış görüyorlar. Güzel. Kizon 2 Capital Partners. Bunları böyle geçeyim de meraklısı okusun. Yakın dostlar Umlu Kurtabe'nin onları ünlü konunun kurucusu Mahmut Ünlü ile tanıştırmasıyla işler ivme kazanmış. Bak, ünlü kod da önemli. Standart ünlüydü bu. Önceden Standart Bank ortağıydı. Sonra onun paylarını almışlar. Tekrar ünlü koya dönmüşler. Önce de Dündas ünlüydü galiba. O da bir şey Dündas. Koç Holding ve Groupon kökenli 33 yaşındaki direktör. Ha, Groupon da güzel işti. Google 9 milyar dolar mı ne önermiş? Herif satmamış. Bir sene sonra da kupon işleri patladı zaten. Yani bir ara her sabah erken kalkan kupon sitesi açıyordu ya, onların hepsi patladı. Gerçi neden patladı diye bir yazı görmüştüm. Altına biri şey yazmıştı. Kuponla gelenler, garson mesela, şey çalışanları,
tesis çalışanları kuponuna gelenlere vebalı muamelesi yaptı onunla gibi. Angel Investment buymuş. Bu sanat sayfası da olurdu ha. Bu da işte müzayede. Ya aslında borsa dediğin şey de müzayededir yani mezat adı üstünde sürekli müzayede sistemi. Oyun kurucularından antika aşı. Yani antika aşıyı da borsa olarak düşünülebilir. Ama tabii fiyat düşmüyor. Mezatta fiyat düşmüyor. Hep artıyor. Ki resim yatırımı strateji. Yani resim yatırım falan pek bana göre değil. Hani diyorlar ya anlamadığı işe para yatırmıyor. Aslında dedik ya o anlamadığı değil. Sayılarına hakim olmadı. Yani pazarını anlamadığı işlere. Yani Coca-Cola var çünkü adam biliyor içecek ne diyorlar ona içecek gıda pazarını çünkü şey var şekerleme firması var See's Candies. See's Candy mi? Onu da bir türlü öğrenemedim. Bir kere yanlış öğrendim o öyle kaldı. Yoksa Coca-Cola'nın nasıl şişelendiğini biliyor da Apple iPhone'un nasıl çalıştığını bilmiyor değil ya. Zaten Apple falan da var. Zaten Apple olmasa son dönemde herhalde getirinin yarısı Apple'dan zaten. Apple'da olmasaydı iyi olmazdı. Buraları böyle göstereyim de beğenen meraklısı durdurup durdurup okur. Bak şu mesela ben portreleri seviyorum. Kadın portreleri. Puzzle'da falan da seviyorum. Mesela alacak olsam portre falan alırım. Ama şu var. Bir işi kazık yemeden öğrenmeniz mümkün değil. Şimdi buna 450 bin lira vereceksin. 2 yıl sonra belki bak 400 bin liraydı ve 700 bin lira çekiç fiyatıyla satılıyor. Yani 400 binden başlamış 700'e bitmiş. Yani işte borsadan 10'da açılıyor ya seans. Gün sonunda 700 bin yani yüzde kaç oluyor bu? 80 mi oluyor? 90 mı oluyor? 1.90. 4'ü 1.90 da çarptın mı? 7 yapar herhalde. Şimdi kafadan çarpamamasın. Mübin Orhan da bir ara hızlıydı. Mesela bir tane Mübin Orhan alıp kenara mı atsak ki tabii boyutlar da bak. Neredeyse 2 metre yani. 2 metre 130 tuval üzerine yağlı boya. Bir de yağlı boya var, sulu boya var ama Türkiye'de daha çok yağlı boya gidiyor. Sulu boya Amerika'da falan gidiyor benim bildiğim. Bunlar borsa işte bak. Beyaz art, antika aşı. Borsa nedir? Alıcıyla satıcının buluştuğu, alışveriş yaptığı yer. Aslında güzel esermiş ya. Ama tabii şey mesela ne kadar bak yine Kabe. Kabe eseri çok ismi geçiyor. Vergilerle 1 milyon 130 bin. Allah Allah. Hani vergi yoktu? Neyse. 1983 tarihli yapıp 400 bin liraya çıktı sahneden 900 bin liraya. Allah Allah. Acaba bu 83'te kaç bin liraya alınmış? İyi eser her zaman para eder. Kuralda kuşkusuz işledi. Ya bu da şey pazarı. Şeyden bana sorarsanız şeyden daha karmaşık. Şirket şeyinden. En azından yani şöyle. Mesela insanlar niye gayrimenkul diyor? Çünkü gayrimenkul diyen 50 milyon adam var. Mesela şey diyorum ya ben golf niye çok satıyor? Çünkü çok satıyor. Yani Mazda 3 var, golf var. Golf 100 bin satıyor. Seni, yani değil de hani o kadar satmıyor da. Golf 100 bin satıyor. Mazda 5 bin adet satıyor seni. Neden? Mazda çok daha kötü bir araba. Yok. Millet golf alıyor. Çünkü millet golf alıyor. İkinci eli de ya. Bu da böyle. Tablo pazarı biraz en dar. Borsadan da dar. Yani borsa pazarı genişledikçe borsa iyiye gidecektir. Her ne kadar çökecek, mökecek. İşte yazdan beri çökecek. Ama çöken tahta olmadı. Ha, çöker mi? Bir gün çökecek. Daha doğrusu çöktüğü yerden yukarı çıkarmayacak kimse. Asıl çöküş o. Yoksa işte Mart'ta her şey satıldı yani. Şey hariç. Şu laboratuvar firması hariç. Onun da patronu almış zaten. Sonra SPK'dan ceza yedi ya. Yasak yedi falan.
Neyse. Her şey çöküyor zaten. Mesela 99 çöküşüne bakın. Şey de çök. Microsoft da çökmüş. Apple da çökmüş. Amazon, hadi Amazon sayılmaz. O zaman ki Amazon daha küçük ölçektirmiş. Sadece kitap satıyormuş falan. Sonradan işi genişletmiş. Yani Microsoft mesela Windows 98 Z yapmış bir firma. Bilmiyorum kaçtan kaça düşmüş de yarıdan aşağı düşmüştür yani. En yüksek noktasında. Ya düşünün, Windows 98 95'i yapmış ve satmış bir firma. Yani bir firmanın şeyiyle tahtası değişik diyoruz ya. Yani bunu demek işte seneler alıyor ama bir tane online eğitime katılınca bir de şey oluyor ya, bu yanlış diyorum, adam alttan biri şey yazmış, yazıyor. Boş ver abi onu ya, meyve veren ağaç taşlanır. Ya yanlış diyorum ya, yanlış. Belki de bu sayısalcı olmanın bir yan etkisi mi denir? Hani bir soruyu ya doğru çözersin. Mesela bir sorunun cevabı 15.17 ise ya 15.17 bulursun ya da bulamazsın. Başka bir şey bulursun. Zaten belki üniversite hazırlık matematiğinde değil ama işte inşaat mühendisliğinde 15.17 ise doğru cevap, sen 15.18 bulmazsın zaten. Başka bir şey bulursun. 13, 20, 40. Yani çünkü yuvarlama hatası falan yapsan o kadar çıkmaz. Yani bariz şekilde yanlış bulursun. Az yanlış bulmazsın matematik. Belki de ondan, hani doğru veya yanlış. Çünkü sözelde şey olmadığı için mesela iyi roman. İyi roman herkese göre değişir. İyi müzik herkese göre değişir. Güzel yazılmış roman mesela. Burada da ya bu işlem yönü doğru diyor mesela. Şimdi sen bunun yanlış olduğunu şey yapamazsın ki. Örneklersin ama adam da doğru olduğunu örnekler. Sen 50 tane yanlış örnek yanlış olduğunu örneklersin. O herif de 50 tane doğru olduğunu örnekler. Bak Juice'u 1 milyon liraya satmış galiba. Juice taze direkt taze direği şey aldı. Migros aldı 1 milyon liraya. Ha şimdi hatırladım. Taze direği Migros aldı. Yani bu ikinci bölüm şeyi de böyle olsun. Tamam mı? İkinci bölüm sayısı. Yani girişim sermayeleri böyle. İlla bir sermaye koydun diye para kazanılacak diye bir şey yok.